Elazığ Eti Kurum AŞ'ye bağlı ocaklarda çalışan işçilerin başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor. Bir haftanın sonunda temsilcilerini seçen işçiler Eti Kurum AŞ'ye taleplerini iletti. Başta taşeronluk sistemin kaldırılmasını isteyen işçiler, götürü usulü yerine yevmiye ile çalışma sisteminin getirilmesini, buna göre işçi başına günlük 80 TL yevmiye ödenmesini talep ediyor. İşçiler aynı zamanda iş güvenliği tedbirlerinin de alınmasını istiyor. Müteahhitlerin arka altındaki taşeron firmalarıyorlar. Bu taşeronlar kesinlikle istemiyor. Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Baltaşı beldesinde bir kahvede toplanan işçiler, iş bırakma eylemlerinin 7. gününü davul zurnayla halay çekerek karşıladı. Kahvehanede bir süre kaldıktan sonra Eti Kurum AŞ'nin önüne giden işçiler, burada da davulla zurnayla halaylar çekti. Daha sonra şirkete giriş çıkış yapan kamyonların önünü kestiler. İşçilerin eylemini Emek Partisi Elazığ İl Örgütü de ziyaret etti. Zaman, biz de ona göre bir hat çizmemiz gerekecek. Bu konuşmam sebebi de aslında şudur arkadaşlar. Şimdi şunun farkındayız. Taşeronlar dediğimiz şeyler belli bir sayıda bazı şirketlerle anlaşma yapıyorlar. Belli bir sayıda üretim yapmak zorundalar. Onu satmazlarsa cezai şart dediğimiz, yani belli bir miktarda para ödemek zorunda. Bu direniş eğer 10 gün, 20 gün işte falan daha sürerse, tut ki öyle sürer, bunlar mutlaka bu çözüme ulaşacaktır. Ama şöyle bir fikirden feragat etmeyelim arkadaşlar. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. Aynen öyle. Bunu derseniz bakın, yarın işe alırlarsa, eğer bu işe önderlik eden, bu işin başını çeken arkadaşları atarlarsa, aynı şekilde birlik olmazsanız emin olun eski düzene geri döneceksiniz.